akşamlar Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yayında ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Anti-salgın rejimi ihlal edenlere karşı ceza davası açıldı. Bakü sakinlerinden Gedirov Sami Tayroğlu, Babalev Eflatun Ağverdioğlu, Gemberov Tufan Tevekkiloğlu'nun ceza kanununun hastalıkların yayılmasına veya anti-salgın rejiminin ihlali maddesi uyarınca suçlandığını, yukarıda belirtilen kişilere karşı bir tedbir ölçüsü seçimi konusunda mahkemeye bir sunum yapılmıştır. İki günlük yasak sırasında ilaçlar adrese teslim edilecek. Bildirildiği gibi yeni bir tür koronavirüsün yayılmasını önlemek ve olası komplikasyonlarını en aza indirmek için 14 Haziran 2020 ve 16 Haziran 2020 tarihleri arasında Bakü, Gence, Lenkaran ve Sumgayıt, Apşeron, Yevlah, İsmaili, Kurdemir ve Salyan bölgelerindeki sıkı bir karantina rejimi uygulanacaktır. Bakanlar Kurulu altındaki operasyonel merkez tarafından verilen sıkı karantina rejiminin uygulandığı 9 şehir ve bölgede verilen bilgilere göre eczanelerin sadece teslimat hizmeti ile faaliyet göstermesine izin verilmektedir. Bu tarihlerde faaliyet gösterecek olan eczane çalışanlarının hareketleri ve arabaları elektronik imza kullanarak devlet vatandaşlık hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Ajansı'nın internet portalındaki bilgilere girdikten sonra işveren tarafından izin verilecektir. Kayıt tamamlandıktan sonra katı karantina günlerinde çalışacak olan eczanelerin adresleri, çalışma saatleri ve telefon numaraları hakkında bilgi www.koronavirusinfo.az web sitesinde yayınlanacaktır. Geçen sene Karabağ, Sebail, Binegedi ve Hazar bölgelerinde oluşturulmuş 6 halk plajı deniz sezonuna tamamen hazır. Bakü Şehri Hükümet Yöneticisinin Sözcüsü Bayram Masanov'dan yapılan açıklamada vatandaşları kurallar hakkında bilgilendirmek için sahilde işaretler gönderildiğini, plaj tahtaları arasında 2 metre, şemsiyeler arasında 4 metre mesafe olacağını, vatandaşlar arasındaki sosyal mesafeyi korumak için bölgede halatlar atıldığını, 15 Haziran'dan sonra tıp merkezleri sahilde faaliyet göstereceğini belirtti. Plaj sezonunun ülkede 15 Haziran'da başlayacağına dikkat edilmelidir. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Merkezi Sözcüsü Sema Turan, denizin yüksek tuzluluğunun virüsün hayatta kalma şansını azalttığını ve yüzme havuzlarından daha az tehlikeli hale getirdiğini söyledi. Şimdi size vereceğim iyi haber şu ki, bakan koronavirüs için ilaç bulunduğunu belirtti. Türk mühendisler tarafından rekor bir hızda üretilen ve dünyaya ihraç edilen yerel bir suni solunum cihazından sonra başka bir başarı elde edildi. Türkiye ilk kez COVID-19'a karşı sentetik bir ilacın hazır olduğunu resmen açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu konuda bir açıklama yaptı. 40 gün gibi kısa bir sürede 32 kişilik bir ekiple kendi sentimizde yerel ve ulusal olarak geliştirdiğimiz çok önemli bir ilaç ürettik ifadelerini belirtti. Bakan ilacın ruhsatlandırma sürecinde olduğunu söyledi ve onlar için hem memnuniyet verici hem de gururlu olduğunu kaydetti. Lokal sentez ilacı lisanslamadan sonra COVID-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılacaktır. İlacın da ihraç edilmesi planlanmaktadır. Azerbaycan Formula 1 Grand Prix'sinin COVID-19 koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmesi üzüntü duyuyor. Bakü Şehir Çevre Yolu İşletme Şirketi tarafından yayınlanan bir açıklamada en sevdiğimiz yarışın 2020'de gerçekleşmesi için her fırsatı araştırdık. Ancak tüm çabalarımıza rağmen bunun mümkün olmayacağını fark ettik. Bu kararı Azerbaycan halkının, değerli Formula 1 hayranlarının ve Formula 1 çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yapmak zorundaydık ifadelerini belirtti. Ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.